Bodrum ilçesinde 1995 yılından bu yana hizmet veren Yetimoğlu Hafriyat Zor Koşulların firması olarak anılıyor. Sahip olduğu ekip, ekipman ve tecrübeyle fark yaratan firma memnuniyet ilkesiyle 12 ay boyunca hizmet veriyor. Bodrum'un beyaz boyalarıyla dikkat çeken iki katlı evlerini bilmeyen yoktur. Hatta Bodrum denilince ilk akla gelenlerdir beyaz evler. Taşınan kültürlerin harmanlanmasıyla belirginleşen Anadolu, Ege adaları, Akdeniz mimarisinin yansımaları görülen Bodrum adeta kendi geleneksel mimarisini yaratmıştır. Ancak Bodrum'un yarımada içerisinde dağlık bir yapıya sahip olması burada yapı inşa edilmesini zorlaştırır. Hafriyat sektörü bu noktada devreye girer. 1980'li yıllara dayanan tecrübesiyle 1995'te Bodrum'da faaliyetine başlayan Yetimoğlu Hafriyat, aradan geçen zamanda zor iş koşullarının firması olarak isim yapıyor. 86'dan 90'a kadar Ankara'daydık, Ankara civarı. 90'da Yozgat'a gittik, kendi memleketimize. 90'dan 95'e kadar, 95'in işte 11. ayına kadar Yozgat'taydık, çekerekteydik. 95'te de buraya geldik. Geçici olarak geldik biz buraya. Yani kışın bizim oralarda pek iş olmuyor. 3-5 ay çalışalım diye geldik. Sonra burada kaldık. Bodrum'daki iş koşulları ve memnuniyetle sonuçlanan iş anlayışı geçici süreyle gelinen Bodrum'u ikinci memleketi kılıyor yönetim kurulu başkanı Ali Yetimoğlu'nun. Doğal koşullarına göre hangi makine, araç, gereç İhtiyaçsa biz mesela onun üzerinde durduk. Ben hep her sene birkaç sefer Türkiye'de iş makinesi fuar oluyor. Bütün fuarlara gidiyorum ben. Bir de buradaki arazi koşullarını biliyoruz. İşte dar yerler var bizim burada. Ona uygun makineleri fuarlarda görüyoruz. Yani o şekilde biz kendimizi yeniledik bu makinacılıkta. Şükür yeniledik ve bu bölgede de öncülük yaptık. Yani bütün makineler... Yani küçük eskavatörler olsun, mini eskavatörler, daha değişik makineler var, telendir dediğimiz makineler falan. Lastikli eskavatörler, Bodrum'a ilk getiren bizik. İlk önce bununla burada iş yapılır mı falan dediler. Sonra bir baktılar ki, ha iyiymiş, daha iyiymiş. Bizden sonra insanlar aldı yani. Aile şirketi olarak yoluna devam eden firma, Bodrum'daki ticari faaliyetini hafriyatla sınırlı tutmuyor. İki tane benzin istasyonumuz var. Yapı market açtık. Benzin istasyonumuzun birisi Bodrum Ortakent'te, birisi Bafa'da, Bafa Gölü'nün yanında. Buraya geldiğimizde çocuklarımız küçüktü. Bir kısmı burada doğdu. Yozgat'ta doğanlar şükür şu anda onlar da bizim işe, bize destek olmaya başladılar. Yani okulunu bitirdiler, üniversiteyi falan bitirdiler. Zaten şartlar seni yönlendiriyor. Yani düşünürsen yönlendiriyor. Ekibini de ailenin bir parçası olarak görüyor yönetim kurulu başkanı Yetimoğlu. Çalışanlarımızın bir kısmı sıfırdan bizim yetiştirdiğimiz adamlar. Ya bunlar bizim yakınlarımız var yine, hemşerilerimiz var. Veya hemşerimiz değil de 10 senedir bizim yanımızda, 5 senedir bizim yanımızda. Bunlarla da aynı bizim, yani bir nevi ailemiz, onlar da bizim ailemizmiş gibi davranıyoruz. Adamın bir sıkıntısı varsa... Maddi olur, manevi olur. Dertlerinden dertleniyoruz. Yani illa bizim yakınımız olmasına gerek yok. Bu durum iş verimini de güven duygusunu da pekiştiriyor. İş yapman daha iyi oluyor. Müşteri memnuniyetin daha yüksek oluyor. O zaman haz alıyorsun. Onlar da kendilerinden düşünüyorlar ki işte arkamızda Ali abi var veya hemşerimiz var neyse. Biz de ben de onlara güveniyorum ki ya bizim adamlar biz olmasak da o işi en iyi yapar. Yani böyle olunca da haz alınca bir insan yaptığı işten haz alınca da iyi gidiyor yani. Ali Yetimoğlu'nun şirketi bir nevi okul misyonu üstleniyor. Şu ana dek en az 100 operatör yetiştirerek sektörün gelişmesine de katkı sağlıyor. Bir 100 tane operatör yetiştirmişizdir. Yani en az 100 tane yetiştirmişizdir. Bunların bir kısmı kendisi makine aldı. Veya Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışıyorlar. Bize yeni gelen adamlara biz özellikle yani bir operatör olmadan önce 18-19 yaşlarında geliyorlar bize.
Kesinlikle sigara içirtmiyoruz biz. Ne bileyim kahve alışkanlığı şudur budur, onları yapmıyoruz. Aynı bir babaları gibi, anaları gibi, abileri gibi. Sen oradan yetiştiriyorsun, bize gönderiyorsun diyorlar. Allah razı olsun senden diyorlar. Böyle bayağı bir adam söyledi bana. Bu da güzel bir şey yani. Hoşumuza gidiyor yani. Başkaları ekmeğini bu işten kazanıyor. Makinalarımızın tamamı yeni diyor Ali Yetimoğlu. Ekipmanı da ekip kadar önemsiyor. Makine çok iyidir. Kullanıcı iyi değildir. İşe yaramaz. Adam çok iyidir. Becerir ama makinesi iyi değildir. Gene olmaz. Bunların iki iyinin bir arada olması lazım. İşe göre biz makine getiriyoruz. Yani biz adamın işine elimizdeki makine bu billahi biz bununla yapacağız diye bir şey yok. O iş için nasıl, hangi tonajda makine lazımsa biz onun tedariğini yapıyoruz. Öyle olunca da bizi ister istemez bu işte bizi daha elimizi güçlendiriyor yani. Hem de müşteri memnuniyeti daha önde oluyor. 1,5 tonluk makinamız da var. 5 tonluk, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 54 tona kadar makinamız var. Ondan sonra arabalarımız bizim hepsi çift şeker. Yeni. Bize eski araç pek yok. Kış mevsiminin uzun bir ilkbahar gibi yaşandığı Bodrum'da diğer ayların da sıcak olması sebebiyle yaşam dışa dönüktür. Manzara her inşaat projesinde önemsenir. Dolayısıyla meyilli araziler hafriyat çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü yerler olur. Bizim burası zor bir iş. Biz mesela 3-4 senedir bir yerde bir iş yaptık. Aşağı yukarı %50-%60 meyilli araziden hafriyat çıkarttık. Şimdi bazı adamlar var, operatörler var, yükseklik korkusu var. Adam makinede ayakları titriyor. Şimdi burada öyle bir yerlerde biz 3 sene iş yaptık. Şu andaki yaptığımız yer de onlardan birisi ama sürekli bu tür zor işlerimiz oluyor. Onun da üstesinden zaten biz işveren olarak benim birader var, ben varım. Yani biz işten anladığımız için gidiyoruz işe bakıyoruz. Yani operatörün gözü korksa da biz adamı değiştiriyoruz. Gerekirse üzerine çıkıyoruz. Bak biz şöyle yapılır, böyle yapılır. En iyi şekilde adama biz tarif ediyoruz. O da bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Zor koşullarda yani %60-70 milli bir araziden oradan o yol nasıl çıkar, bina temeller nasıl kazılır, aşağıya taşı düşürmeden o hafriyatı nasıl yapmamız lazım gibi bunlar da bizim çünkü temelden de çocukluktan biz bu işin içinde olduğumuz için bunları biliyoruz. O da bizim gerçekten zor koşulların işte hafriyatçısı yapıyor seni. Yetimoğlu, hafriyat yaparken çevreyi göz ardı etmiyoruz diyor. Hafriyat alanında bulunan ağaçlar sökme dikme makinalarıyla taşınıp farklı bölgelerde tekrar toprakla buluşturuluyor. Teknik anlamda dikkat edilen noktaları soruyoruz. Yetimoğlu şöyle yanıtlıyor. Bir kere önce işe gideceksin. O işin doktoru olacaksın. Biz o işin doktoruyuz. En hassası zaten orası. Yani bu makineyle bu iş burada yapılır mı, yapılmaz mı? Veyahut da neler yaparsak bunu yaparız. Öyle bir yerlerde biz taş aldık. Altta mesela siteler var. O taşı oradan almak için oraya bir hafriyat götürmen lazım. Normalde bir adamın oraya hafriyat götürerekten hafriyat yapma hiç aklına gelmez. O taş aşağı gitse en az 20-30 tonluk taş. 5 tonluk taş aşağıda Allah muhafaza binalarda yıkar bir sürü faciaya sebep olur yani. Şimdi bu işin en mühim yerlerinden bir yer. Burada öyle bir yerler var ki çok dar. Yol dar, genişletme şansın yok. Yani atıyorum oradan 10 santim sapsan makineyi düşürebilirsin. Orada çok o işin aynı affedersin bir ip cambazı gibi o işi biliyor olman lazım. İş güvenliği sürecin olmazsa olmazı. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu'nun getirdiklerini harfiyen uygulayan firma sorumluluğunun bilincinde. Biz iş güvenliği standartlarına uyuyoruz. Bizim normalde biz bu iş ilk çıktığından beri iş güvenliği uzmanlarıyla çalışıyoruz. Doktor var, işte gidiyor komple elemanları bir sağlık taramasından geçiriyor. Çünkü bizim işimiz birinci sırada tehlikeli bir işler yani. Biz onlara uyuyoruz. Bir de bir yasanın getirdiği iş güvenliğe uyman gereken var. Bir de bizim, bu iş bizim için yani olmazsa olmaz işimiz olduğu için
bizim de kendimize göre mecbur tedbirlerimizi almamız lazım. Ya biz bunları bugüne kadar hep yaptık. Bodrum'un turistik bölge olması az zamanda çok iş yapılmasını gerekli kılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yetimoğlu çalışma sistemlerini şöyle anlatıyor. Referans sistemiyle iş yapan, yaptığımız adam bizden memnunsa o da bir başkalarına söylüyor, o ona söylüyor, öyle öyle. Çünkü bizim yaptığımız iş herkesin rahat yapabileceği bir iş değil. Zor bir iş yani. Bir de zaman burada çok önemli. Zamanında işin bitmesi lazım. Yazın yasak burada turizm nedeniyle çalışmak. Kışın 4-5 ay içinde, 6 ay içinde bütün işini bitirmen lazım. Başarılarının sırrını da konuşuyoruz Ali Yetimoğlu'yla. Bence başarının sırrı yaptığın işle dertlenmek. Yani kim ne iş yapıyorsa, işiyle dertlenirse başarır. Eğer kim ne iş yapıyorsa dertlenmese en kolay işi de başaramaz bana göre yani. Dertlenmek yani. Bu yapı projelerde Bodrum sınırlarını aşmalarını da sağlıyor. Şu anda Kütahya'da bir işe başladık, bir iş aldık oradan. Daha önce de İstanbul'da iş yaptık Amballı Limanı'nda. Daha çok fazla gitmiyorduk dışarıya. Bundan sonra düşünüyoruz yani dışarıya gitmeyi de düşünüyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yetimoğlu hayat felsefesini paylaşarak sözlerini noktalıyor. Bilgimi esirgemedim. Bütün arkadaşlarım, hemşerilerim kimse adam gelip bana danışıyorsa kendim için nasıl yapacaksam, nasıl makine alacaksam, nasıl bir iş prensibim varsa bunları tamamen ben başkasına aktarıyorum. Bu bende kalsın asla demiyorum. Bu bizim prensibimiz. Çocukluğumda da öyleydim. Şimdilik de öyleyim. İnşallah bundan sonra da öyle gideceğiz. Bu da bize ister istemez başarıyı sağlıyor. Bir de Allah'ın emri de bu yani. Yani ben bilginin doğru bilgiyi başkalarına aktarmanın aklın zekatı olduğuna inanıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Misafirperver insanlarız. Misafir bizde hep derler 10 tane nasibinden gelir, birini yer 9'unu bırakır. Biz o mantığıyla işe bakıyoruz.